Arkadaşlar yeni açtığımız Discord adresine hepinizi bekliyorum. Orada görüşelim lütfen. Her şeyden erkenden haberdar olmak için bazen videoya ihtiyaç duymadan direkt oradaki kişilerle, oyuncularla bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Fikirlerinizi, bilgilerinizi paylaşabilirsiniz ve rahatça sohbet edebilirsiniz. Bu yüzden Discord'a uçun. Oyun 25 Nisan'da açılıyor. 1.9 sürümüyle birlikte level cap 50 olacak. Oyunda olacak sınıflar ise Templar, Gladiator, Sorceress, Ranger, Cleric, Chanter gibi sınıflar olacak. Gelin bunların arasında PvE tier list yapalım. Bu sınıfları solo ve yerine göre de grup oyuncularına göre ayarlayacağız. Zaten üstünden geçerken bundan bahsedeceğiz. Başlangıç olarak S seviyesine Assassin sınıfını koyalım. Şu an güncellenmiş olarak çıkacak bu sürümde çok fazla güçlü olmayacağını düşünüyorum. Sonradan gelen güncellemeleriyle mesela 3.0 veya 3.5 şemasında zirvesine ulaşacak. Fakat başlamak için biraz erken. Videonun sonunda tekrar değineceğim. Ve neden böyle söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Oynamayı seçtiyseniz eğer şunu söylemeliyim ki diğer sınıflardan çok daha stabil bir ping değeri istiyor. Biraz da kol tabii ki. Pinginiz yüksekse, internetiniz kötüyse bu sınıfı seçmenizi tavsiye etmiyorum. Sorceress ve Spirit Master gibi sınıflara karşı çok güçlüler. PvP için de çok güçlüler ama PvE için aynısını söyleyemeyeceğim. Kısacası düşük pinginiz varsa oyunun her köşesinde yüksek DPS çıkartmak için seçebilirsiniz. Oyunun 1 numaralı top 1 olarak görebileceğiniz seviyede bir cluster. Gladiator sınıfından bahsedecek olursak önceden uzun yıllar oynamış arkadaşlarımdan aldığım bilgiyle sololar için başlangıç ve gelecek güncellemelerle birlikte oynanması zor bir sınıf olarak öne çıkıyor. Sololar'ın tercih edeceği bir sınıf olmamalı. Aynı zamanda tanklayabiliyor. Bu tarzı seviyorsunuzdur, ona bir şey diyemem. Seçebilirsiniz. Sonuçta elbette endgame olacaksınız. O yüzden sizin bileceğiniz bir iş fakat ekip içinde oynayanlar için daha iyi olacaktır. Gladiator slotlardan aldığınız debuffları, zehirlemeleri ve lanetlemeleri arkanızda bir iyileştirmeci olmadan iksirlerinizle sizi korumayacaktır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu sınıfı grup oynayanlar için S seviyesine koyalım. Çünkü partilerin olmazsa olmaz sınıfıdır. Ve grup halindeyken çok sağlam damage'ler çıkarabiliyor. Aşırı yüksek hasara sahip olduğu için dungeon'larda sağlam damage atabiliyor. Ve farklı türlerde silah kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir grupta 3 gladiyatör varsa farklı silahları kuşanıp AoE becerileriyle rahatlıkla ilerlersiniz. Ranger genel olarak oyundaki en iyi ve en etkili sınıflardan birisidir. Muhtemelen içinizden S rank bir sınıf diyorsunuz ama bunu A rankına koyacağım. Çünkü nedeni basit. Ranger çok güçlü hissettiriyor. Biliyoruz. Hasarı çok yüksek, skill'leri çok güzel. Fiziksel beceriler falan derken artar gider. Ama Assassin'la karşılaştırdığımızda çok daha kırılgan olan Ranger sınıfının dayanıklılığı çok düşük. Assassin'la aynı zırha, aynı ekipmana sahip olduklarının farkındayım ama solo veya grup fark etmez. PvE'de ciddi anlamda kırılgan bir sınıf. Tahmin edebileceğiniz üzere PvE'de güçlü olmakla bitmiyor. O yüzden bunu A rankına koyacağım. PvP'de de vurduğunu yatıran bir karakter. Solo oyuncular ve range sınıf sevenlere şiddetle tavsiye ederim. Chanter oynaması en zevk veren karakterlerden birisi. Fakat PvE hasarları oldukça düşük. Bunu üzülerek söylüyorum ki PvE'de hasar çıkarmanız çok zor olacaktır. Diğer sınıflara nazaran yani en azından gelecek ilk sürüm için böyle. Gelecek güncellemelerle bir ivme kazanacak ama her zaman diğerlerine göre bir tık düşük kalacak. Fakat iyi yanı şu ki her grubun bir chanter'a ihtiyacı vardır. O olmadan grup ayakta kalamaz. Çünkü mantraları, buff'ları, verdonisleri gibi pek çok bufflamaları vardır. Sololar içinde PvE'de kendini iyileştirebilir mi? Kendini iyileştirebilen bir sınıftan yüksek damage beklemeyiz sonuçta. Yani bu yüzden D rankına ekliyorum. Templar zorunlu bir şekilde grubunuzda olması gereken bir sınıf. Çünkü kendisi bir tank sınıfı. Yüksek seviye dungeonlara, raidlere girerken yanınızda olmazsa patlarsınız. Fakat biz şu an yüksek damage atan sınıfları değerlendirdiğimiz için hemen hemen Chanter'la aynı ranka sahip. Ama yine de ona göre fazla hasara sahip. Ben bunu C rankına eklemek istiyorum. Gladiator da tanklayabilir ama yüksek hasar istiyorsanız Templar bunu karşılamayacaktır. Fakat PvP'de dehşet verici bir sınıf olarak da öne çıkıyor. Diğer bütün sınıfları yok edebilecek bir güce de sahip.
bir yerden çok güçlüyken bir yerde geri kalabiliyor. O yüzden seçim yaparken dikkat etmek lazım. Sorceress. S rankına direkt eklemek istiyorum. Çünkü hiç şüphesiz oyunun PvE rankta taplar oynayan bir sınıf olacak diğer oyunlardaki gibi. Bu sadece PvE ile kısıtlı değil. Bütün alanlarda rahatlıkla yüksek damage çıkarabileceğiniz bir sınıf. Birçok CC yeteneği olduğu için illet bir sınıf olarak da görülebilir. Dungeon'larda yanınızda bir sorcerer olması faydanız olacaktır. Solo'da kendi başına yüksek damage'ler çıkararak rahat bir şekilde oyunu oynayabileceğinizi düşünüyorum. Ama okçudaki gibi bunun da savunması düşük. Geriye iki sınıf cleric ve spirit master kalıyor. Fakat bunlar ranka koymayacağım. Çünkü solo PvE'den bahsediyorsak bu iki sınıf iyilerden olduğu için solo'da oyuncular bu iki sınıftan birini seçmeleri daha iyi olacaktır. Hatta şöyle yapalım. Bu ikisini S rankına koyalım. Bir üstü olmadığı için soladan bahsediyorsak böyle olması daha iyi. Grup için cleric'e ihtiyacınız olacak çünkü heal'sız yapamazsınız. Ama heal'dan konuşmuyoruz, yüksek damage çıkarmaktan bahsettiğimiz için bu şekilde kalabilir. Birçok yerde PvP alanlarında, PvE alanlarında cleric'e ihtiyacımız olacak. Bu şekilde ilerleyerek aklınızda kendinize birçok yöntem yaratabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz ya da hazırlamamı istediğiniz bir video olursa yorumlarda ya da Discord kanalımıza gelerek öneride bulunabilirsiniz. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Beğenip abone olanların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.